Aydın Ege TV izleyicileri, bir hafta aradan sonra Kim Kazanır programında sizlerle birlikteyiz. Evet, Kim Kazanır'ın bu hafta yine önemli maçları değerlendireceğiz. Özellikle Türkiye 3. Lig 2. grupta bu bölgeyi ilgilendiren, özellikle de Nazilli Belediyespor taraftarlarını ilgilendiren grubu değerlendireceğiz. Bu arada sevgili Ahmet'le de Ahmet Çelik'le de İngiltere Premier Lig'de hafta sonu oynanacak karşılaşmaları, iki Türkiye Ligi maçını değerlendireceğiz ve programın sonunda da Spor Toto'da tahminlerimizi yapacağız. Geçen hafta Spor Toto büyük sürprizlere sahne oldu. Öncelikle ben Güray Hocam'a da, Ahmet Çelik kardeşime de hoş geldiniz diyorum yayına. Nasılsınız Güray Hocam? Geçen haftadan bu yana. Daha doğrusu 15 günden bu yana. Evet, sağ olun, çok teşekkürler. Günaydın, iyi programlar Suat Bey. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Spor dolu. Evden çıkmıyoruz. İyi ki maçlar var. Seyircisiz de olsa zevkle izliyoruz valla. Bakalım evdeki ev sahipleri daha sabredecekler. O yüzden onların sabırlarına rağmen, sabırsızlıklarına rağmen maçları böyle sorumsuz izliyoruz. Ahmet, sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Suat abi. İyi yayınlar diliyorum ben de. Ahmetciğim günaydın. İyi günler. İyi programlar. Günaydın abi. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. Ama önce Güray Hocam izin verirsen Ahmet'ten kısa bir geçen haftanın yorumunu almak istiyorum. Ahmet, geçen hafta gerçekten çok sürpriz maçlar oldu. Yani Galatasaray şoke etti. Fenerbahçe öyle. Alanya Spor öyle. Yine Avrupa Liglerinde de çok ilginç sonuçlar oldu. Geçen hafta ne yaptık? Başarı oranımız nasıl? Yani izleyiciler bizi izlemeye, bu 40 dakikalarını ayırmaya değdi mi? Bugün de değecek mi? Neler söyleyeceksin? Öncelikle Suat abi şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın kazanamayacağını tahmin etmiştim. Ben beraberlik vermiştim ama Karagümrük kazandı. Galatasaray kazanamaz diye tahmin etmiştim. Aynı zamanda işte Roma Torino var. 4-6 gol vermiştik. 3-1 bitti, geldi. Bilbao Huesco, Bilbao'nun kazanacağını vermiştik, geldi. İşte Gençlerbirliği Ankara Gücü'nün berabere kalacağını Ankara derbisinde yine söylemiştik. Berabere kaldılar. İşte Beşiktaş'ın galibiyeti, Malatya'nın galibiyeti, bunlar da geldi. Aynı zamanda Sheffield United, Manchester United maçı, yine Manchester'ın galip geleceğini ve 4-6 gol olacağını yine tahmin etmiştik. Fulham Brighton maçında Brighton'ın gol atamayacağını, Arsenal Southampton maçında Arsenal'ın galip gelemeyeceğini, işte Aston Villa Burnley maçında Burnley'nin gol atamayacağını gibi birçok isabetli tahminimiz de oldu. Vallahi tebrik ediyorum Ahmet. Gerçekten bunları, bu programı geçen hafta takip edenler eğer sözünü dinleseler, demek ki dinleyen varsa da tabii ki tebrik ediyoruz. Dinlemeyen varsa en azından bugün dinlesinler. İngiltere Premier Lig'den çok güzel 7-8 maçım var. 2 tane de Türkiye Ligi'nden karşılaşmamız var. Ve Spor Toto'yu mutlaka izlesinler. Spor Toto geçen hafta yine devretti. Vallahi yılbaşı öncesi ihtiyacı olanlar hem Güray Hocam'ın yorumlarını hem de senin yorumunu izlerlerse, biraz da ben katkı sunarsam belki de yılbaşına mutlu, daha mutlu girerler. Şu pandemiden de bir an önce kurtulmak umuduyla tabii ki. Evet Güray Hocam, önce Ahmet izin verirsen Güray Hocam'la başlayalım. Üçüncü lig ikinci grupta özellikle bölgemizdeki takımlar var. Nazilli Belediyespor var, Fethiye Spor var ve Kütahya Spor var. Tabii ki bu takımlar şampiyonluğun iddialı takımları. Güray Hocam, bu hafta Nazilli Belediyespor bence biraz böyle özetini izledim ben de. Zaman zaman ölüp ölüp dirilmiş, yani çok rahat alacağı bir maçı tehlikeye atmış ama 1-0 olsun bizim olsun. İyi olmuş, 3 puanla döndü. Şimdi Perşembe günü de, yani 2 gün sonra da Karaman Belediyespor'la kendi sahasında karşılaşacak. Önce geçen haftanın Nazilli Belediyespor'u olmak üzere kısa bir grubu değerlendirelim ve Perşembe'ye geçelim. Perşembe günkü maçları da tahmin edelim. Evet. Nazilli Belediyespor 18 günlük bir aradan sonra Tekirdağ deplasmanıyla geri dönüş yaptı. Tabii bu arada sakatlarımız da iyileşti. Covid pozitif olan oyuncularımız da iyileşti. Yalnız tabii antrenman eksiklikleri dolayısıyla bazı oyuncularımız kenarda beklediler. Daha sonradan Hasan Hoca onları değerlendirdi. Yani kadroya baktığımızda aslında 11'ler açıklandığında
İki santriforumuz Muratcan ve Muhammed Ali'nin 11'de olduğunu görünce yani taraftarlarımız da herhalde sevinmiştir. Çünkü en çok istedikleri oydu yani ikisinin beraber oynaması. Çift santrifor oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Fakat maç başlayınca gördük ki Muratcan sağ kanatta oynuyordu. Ben yazımda da bunu yazdım. Bana göre yani pek doğru tercih değildi ama zorunluluktan olsa gerek yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü kanat oynayacak işte Aytaç antrenman eksikliği vardı tam hazır değil. İşte Kaan var o Covid'den çıktı antrenman eksikliği var o yüzden kadroda yoktu. Dolayısıyla herhalde sağ kanatta işte Hasan var fakat o formsuz o yüzden o şekilde değerlendirilir diyeyim. Ama pek verim alamadık Muratcan elinden geleni yaptı ama yani tabii o santifor özellikle yani gole yakın kaleye yakın oynaması gereken bir oyuncu. Yani onu orada mesela rakip sol beki kovalattırmak falan yani bence biraz doğru değil. Yani bu maçlık herhalde böyle değerlendir diyelim. Ondan sonra maça da fena başlamadık aslında. Yani şimdi tabii orada bahis sitesi 3 dakikalık özet koymuş orada mesela Tekirdağ'ın evet. Birçok pozisyonları var gözüküyor. Evet var ama bizim de çok pozisyonumuz vardı. Yani ben not alarak izledim maçı. Yani 8-9 tane pozisyonumuz var. Yani 2 tane frikik var değerlendiremedik falan. Yani bir penaltıyla karambolde bir kaleciyle bizim Polat arasında bir çarpışma oldu herhalde. Hakem onu penaltı değerlendirdi. Her ne kadar tabii Tekirdağ tarafı bunu hoş karşılamıyor. Yani hakeme bağlıyorlar yenilgiyi. Yani hakemin tercihi diyelim. O penaltı kazandık. Öne geçtik aslında. Yani rahatladık. Fakat işte özellikle sol kanat oyuncumuz Mert Çapar vasıtasıyla yani çok pozisyonlara girdik. Yani Mert'in biraz herhalde telaş, aceleciliği mi diyeyim, ne diyeyim yani konsantre olması gerekiyor. Çünkü yani çok etkili bir oyuncu. Yani dikine gidebilen, seri çabuk yani rakibin üstüne gidip sağına çekip vurabilen bir oyuncu ama yani hep dışarı vurdu. İnşallah yarınki maçı diyelim, bundan sonraki maçları diyelim. Yani genel olarak aslında yani biz daha tecrübeli, daha yani kalite, kadro kalitesi olarak daha iyi takım Tekirdağ'dan. Fakat işte bunu bilmiyorum herhalde maç eksikliğine bağlayalım. İşte pek değerlendiremedik. Aslında biraz pas yapsak, topu tutsak, top çevirsek soğukkanlı olarak pozisyonları değerlendirebilirdik ama neyse yani önemli olan bu maçta 3 puandı diyelim. Yani çünkü deplasmanda evet. Oynuyoruz. Fethiye de kendi sahasında zayıf rakibi halinde Edip Adıvar'ı zaten rahat geçtiler, farklı geçtiler. Yani oradan kayıpsız dönmek önemliydi. Bunu başardık. Yani grubun geçen diğer maçlarına bakacak olursak bence haftanın maçı Ceyhan'la Kütahya'nın maçıydı. Kütahya bir önceki hafta Fethiye'yi yenerek bayağı bir zirveyi karıştırmıştı. Fakat onların en önemli oyuncuları Onur Garip sakatlığı nedeniyle oynayamadı ki herhalde 3 hafta daha oynayacak. Devreyi kapattı herhalde ki onlar için büyük eksiklik. Bir de orada 2 tane önemli oyuncular herhalde maç içinde tartışma yaşamışlar. Onu soyunma odasına taşımışlar. Hoca da onları ikinci yarıya çıkarmamış Güven Güneri'yle Enes Narbantoğlu'nu. Dolayısıyla ikinci yarı Kütahya oyundan düşmüş yani. Hani Ceyhan son 20 dakika galibiyeti bile kaçırmış yani. Hani Kütahya'nın kalecisi 2 net top çıkarmış. Onun haricinde diğer Yomra'nın kazanması var. İşte Darıca yine deplasmanda bir puan çıkardı yukarılarda. İskenderun maalesef iyi gitmiyor. Yani son 6-7 haftadır yani 6 hafta oldu kazanamıyorlar. Dolayısıyla yani yukarılarda işte bizim tabii rakibimiz olarak düşününce Kütahya'nın puan kaybetmesi tabii bizim işimize geldi diyeyim. Evet. Yani hocam zirveyle şimdi Fethiye Spor 13 maçta 26 puan. Nazım Beyspor bir maçı eksik 22 puan var. Evet. Şöyle baktığımız zaman 26 puan 8. sıradaki hatta 7. sıradaki Ceyhan Spor'un 19 puanı var. Sanırım ligin ilk yarısında sonunda biraz daha böyle zirveyle 7. 8. sıradaki takımlar arasında puan farkı biraz daha açılacak gibi gözüküyor. Ve burada da Nazilli Belediyespor'un çok önemli bir fikstür avantajı var. 4 maç için 3'ünü herhalde yanlış. Evet. Sonra 2 erteleme, bir tane erteleme maçı var 3 Ocak'ta. Yine Nazilli de oynayacak. Yani Nazilli ve Fethiye Spor'u yine kendi sahasında sonu girecek değil mi? Daha avantajlı bir takım.
Evet, şimdi kalan diğer takımların 3 maçı var. Bizim Yozgat erteleme maçıyla beraber 4 maçımız var. Bunun 3'ü kendi sahamızda. Bir tek Tepecik deplasmanına gidiyoruz ki onlar da toparlandılar. Ha, onu söylemeyi unuttum. Tepecik zaten benim sezon başında bu grupta zirve oynayacak takımlardan biri olarak görüyordum. Çünkü ikincilik, üçüncülük tecrübesi olan bir takım ama onlar her sene toplama takımı yaptıkları için biraz geç forma giriyorlar. Evet. Tabii o zor geçecek maç yani. Oradan ben hani bir beraberlik çıkarırsak iyi diyorum. Yani 4 maçta 10 puan yaparsak yani çok iyi bir şekilde devreyi kapatmış oluruz. Ki çünkü Fethiye'nin de 2 deplasmanı var. Yani bu hafta mesela yarın mesela Tokat'a gidecekler. Her ne kadar Tokat... Hocam maç... şöyle yapalım. Gürey Hocam hem zamandan kazanalım. Tabii, şöyle tabii. Yavaş yavaş da kısa yorum, geçelim, çok kısa. Geçelim. Ahmet'e de İngiltere tabii, Ligi tabii. var. Sport Toto'yu beraber yorumlayacağız. Ona da tamam. zaman kaldı. Şöyle bir yarın ki üçüncülük ikinci grupta hafta içi mesaisinde yarın gerçekten Nazilli Belediyespor grubunda önemli maçlar var. Nazilli Belediyespor Karaman Belediyespor maçıyla başlayalım. Tamam. Kısa olarak ben favorisi Nazilli Belediyespor diye görüyorum. Sizce bir sürpriz olur mu? Olmaz. Ben rakip analizini de yaptım, yayınladım da. Bizim dengemiz bir takım değil. Yani bizim mesela yani orada yazımda da belirttim mesela. Yani iki tane baba santiforumuz var. Bir tane Golkalı, bir tane Muhammed Ali. Mesela rakibin iki tane santiforu. Bir tanesi 21 yaşında genç çocuk. Bir tanesi de 39 yaşındaki Burhan Coşkun. Yani o da tecrübeli bir oyuncu ama yani bu kadro kalite farkını görebiliyoruz. Bir de o üç tane önemli oyuncuları eksik. İki kırmızı kart, bir sarı kart cezalıları var. Yani onlar tam olsa da yani üstünüz yani her bakımdan yani kazanacağımızı düşünüyorum. Hiçbir sürpriz beklemiyorum yani. Evet. Nazilli Belediyespor bu maçı kazanacak diyoruz. İkinci Hı-hı. maçımız Ağrı 1970 Yomra Spor. Evet, Ağrı 13. sırada son 3 maçını kaybettiler. Son maçta mesela Tepecik'ten ağır bir mağlubiyet aldılar. 5-0'lık ağır bir mağlubiyet aldılar ama tabii 21. dakikada 10 kişi kalmaları bunda etkendi. Yomra toparlıyor o da onlar da ama bu maç beraberlik ağır basıyor. 0-1 diyelim. Ben önce 0 sonra ağrıya şans veriyorum. Evet. Yani, üçüncü maçımız Çengelköy Spor Tepecik. Evet. Çengelköy sezona iyi başlamıştı. İlk 5 maç 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti de. Daha sonraki 5 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Yani istikrarsız bir grafik çizdi ama onlar da şimdi yavaş yavaş toparlıyorlar. 12. sıradalar. Tepecik dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi onlar çok iyi toparladılar, yukarıya geldiler. Ya burada da önce 2 Tepecik diyorum, sonra 0 olabilir diyorum. Yani Tepecik'e evet. daha çok şans veriyorum. Öncelik 2 olarak konuk takıma Tepecik'e şans veriyoruz. Tabii bu yorumladığımız maçların sonuçları Nazilli Belediyespor'un biraz daha uzaklaşması adına önemli sonuçlar verdiğiniz sonuçlar. Yani biraz daha zirvenin kopmasını giriyoruz biz bu hafta. Yani puan farkı açılsın. Tepede iki takım kalsın. Fethiye'li, Nazilli kalsın. İpi göğüsleyen takım, iyi oynayan, az hata yapan takım kazansın diyoruz. Sonuçta Fethiye Spor'da da bizim Mesut Toros hocamız var. Beraber de görev yapmıştık. Gerçekten iyi bir grafik yakaladı. Bakalım bunun sonucunda ne olacak? Gerçekten ikinci yarı çok zevkli olacak. Şimdi geçelim diğer bir karşılaşmaya. Grubun güçlü ama istikrarsız takımı Darıca Gençler Birliği Tekirdağ Spor karşılaşması var. Darıca yalnız şöyle Suat Bey, yani onlar genç takım, yani transfer yasağı da vardı, gençlerle oynuyorlar. Onlar bayağı aslında iyi bir çıkış yaptılar. Son 6 maçtır kaybetmiyorlar, hatta 4 maçı kazandılar. Tekirdağ zaten geçen hafta bizle oynadılar. Burada da öncelik 0 sonra Tekirdağ'a şans veriyorum ben. Yalnız tabii ben objektif yorum yapmaya çalışıyorum. Yoksa mesela Tepecik'in kaybetmesini isterim mesela. Çengelköy kazansın isterim mesela ama... Objektif bakarsak Tepecik önde. Çünkü biz istiyorlar. Yani duygusallık tabii. bir atalım. Tamam, Nazilli. Aynen. Tabii duygusallığı şey yapmıyorum gerçekten zaten. Gerçekten duygusal yanına bakarsak yensin ama evet. kadro tecrübe vardır Avrupa'sı. Şimdi de Edip adı var. Ceyhan Spor maçı var hocam. Bunun için diyeceksiniz. Halide Edip adı var. Yani 7 beraberlikli grubun en çok beraberlik alan takımı. 15. sıradalar. Yani Ceyhan 7. sırada. Yani Ceyhan aslında daha iyi takım ama yine de beraberlik takım olduğu için 0 sonra 2 diyorum yani. Önce 0 sonra 2 şans veriyorum. Sonra 2. Evet, bu maçı da bu şekilde geçiyoruz. Ve İskenderun Spor Mardin Fosfat Spor maçı.
Evet, İskenderun dediğim gibi yani onlar da çok iyi başladılar. İlk 6 hafta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar ama ondan sonraki son 6 maçta galibiyetleri yok. Yani bayağı bir sıkıntılı durumda. Mardin geçen hafta bay geçti. Onlar da son 6 maçta 1 galibiyet alabildiler. Yani iki takım da aslında sıkıntılı. O yüzden önce 0 sonra 1 diyorum ben bu maçta da. Bu hafta ağırlıklı olarak çünkü kıran kırana maçlar var. Hele mesela bu bahsettiğiniz maçta İskenderunspor'un mutlak galip gelmesi gerekiyor. Tabii tabii. Halit Edibadıvar'ın mutlak galip gelmesi gerekiyor. Ama gerek rakiplerin durumu gerekse kendi işlerindeki durumu maçları biraz zorluyor. Yani berabere bitecek çok sayıda maç var gibi gözüküyor. Aslında başka karşılaşma. Buyurun. Aslında tabii 3 ihtimalle bu grupta her şey olabilir yani. 3 ihtimal sonuçlar alınabilir ama ben yani öncelik olarak yani beraberlik veriyorum yani. Aslında mesela burada Mardin bile kazanabilir yani. Hani öyle bir grup burası. Kütahya yani maçına geçelim isterseniz Suat Bey. Vakit kaybetmeyelim. Evet, Ahmet'e. Kütahya maçı var. Evet. Kütahya Spor zirveyi kovalamak istiyordu ama sanırım biraz uzaklaştı. Şöyle puan durumuna da baktığım zaman bayağı bir şeyde. Değil hocam, sıkıntılı. Ya işte tabii işte geçen hafta takılmaları aslında hani yine de 22 puanları var. 3. sıradalar. Yani çok bir şey kaybetmemiş durumdalar ama tabii bu maçta yine eğer Onur Garip yok deniyor. Yani sakatlığı nedeniyle yani 9 golle en golcü oyuncuları onun eksikliğini büyük hissedecekler. Bir de 2 tane ideal stoperleri oynayan stoperleri sarı kart cezalısı, bir tane de kırmızı, bir tane daha sarı kart cezalısı var. 3 sarı kart cezalısı oyuncular yani eksikleri var. Yani o yüzden yani gerçi Kahtan'ın da eksikleri var. Yani onlarda da 3 kırmızı kart gören oyuncu var. Yani yine de Kütahya burada öncelikle yani 1-0 diyelim. Yani sürpriz 0 olabilir ama Kütahya yine 1 diyelim. Tabii evet. Benim gönlümden tabii Kütahya'nın puan kaybetmesi geçer Nazilli açısından ama burada objektif yorum yapıyoruz. Yani aynen. Kütahya'nın öncelikli diyeyim yani. Evet. Peki ligin zirvesindeki ile ligin dibindeki iki takımın mücadelesi. Fethiyespor, Tokatspor. Bir sürpriz çıkabilir mi? Fethiyespor Tokat'ta takılabilir mi? Tokatspor niye bu kadar kötü hocam ya? Ben geçen senelerde topuk biliyordum ama bu sene çok kötüler ya. Şöyle Suat Bey, neden kötü? Yani onlar aslında transfer yasağı nedeniyle gençlerle oynuyorlardı ki gayet aslında iyi oynuyorlardı. Sonra son gün, transferin son günü tahtayı açtılar ve 9 tane yani ortada kalmış, yani takım bulamamış eski tecrübeli oyunculardan aldılar. Dolayısıyla takım oluşturma sıkıntıları var. Hatta hoca da değiştirdiler. Metin Altınay geldi. Eski gençler ve futbolcusu başlarına ama yine de bir çare olamadı. Fakat ben yine yani bu tip takımların böyle lider takımlarını gözüne kestim. Hani geçen hafta Denizli Spor Alanya'yı yendi ya, lider Alanya'yı mesela. Denizli Spor en sondaydı mesela. Yani ona benzer bir şey görüyorum. Yani bir böyle hedef, yani bir şok galibiyet, şok puan la çıkış arayacaklar. Dolayısıyla burada ben bir sıfır görüyorum yani. Hani beraber görüyorum. Çünkü Fethiye her ne kadar kendisi aslında 7'de 7 yapıp 19 gol atıp 1 gol atmış çok iyi gitse de deplasmanlarda pek oynayamıyor yani. Puan kaybediyor. Mesela 6 deplasmanda 1 galibiyeti var Fethiye'nin. Dolayısıyla burada beraberlik çıkabilir. Yani 0-2 veya 2-0 oynayabilirler diyorum. Ama sıfırı ağırlık 2 olmak şartıyla 0 da olabilir. Göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yani Tokat bir şey yapabilir yani. Evet, 3. ligdeyken ben de yöneticiyken Metin Altınay hocamla da çalıştık kısa bir dönem. Evet. Onun çok güzel motivasyonları vardır. Böyle soyunma odasında çok ilginç motivasyon yapar Metin hocam. O yüzden diğer tarafa bir şey diyorum yapayım. Orada da Mesut hocam var. Evet, değil mi? Sizin işiniz de, zor. İkisi de yakından tanıdığım için. Peki, evet. Mesut hocamın da gerçekten otoriter bir yapısı vardır. Soyunma odasında o da çok net, kısa ama çok vurgulu konuşmalar yaparak takımı etkileyebilecek bir yapısı var. O yüzden gerçekten zor bir maç. Tabii Nazilli İyi olan kazansın. Evet. İyi olan kazansın. Tabii burada Nazilli Belediyespor taraftarlarının gözü kulağı Tokatspor'da olacak. Fethiyespor'un puan kaybetmesini bekleyecekler ama bence en güzeli ne olacak biliyor musun hocam? Sanırım 4 hafta sonra Fethiye Nazilli'ye gelecek. Bir final maçı bizi bekliyor. Tabii bir devre arası var. Bir 10-15 günlük herhalde bir ara var. Ondan sonra herhalde 26 Ocak gibi falan ocağın sonuna doğru yani ikinci yarıyla başlayacağız. Tabii arada tabii transferler olabilir. Yani takviyeler olabilir. Yani bizim 2-3 tane takviye ihtiyacımız var. Onları yapabilirsek, öyle çıkarsak yani kazanma şansımız artar yani.
Onu daha sonra değerlendiririz onları yani. Daha Tabii. Önümüzdeki devre arası genel bir değerlendirme. Tabii. Haftalardaki bu grubu da değerlendirebiliriz. Hocam seni biraz soluklandıralım. Şimdi tamam. Ahmet'le biraz sohbet edelim. Hafta sonu gerçi iki maç var ama hafta sonu İngiltere Premier Lig'de baktığım zaman yine birbirinden ilginç zorlu maçlar var Ahmet. Öncelikle geçen hafta alınan sonuçları böyle verdiğin tahminlerde mesela Arsenal'e çok ısrarla vurguladın. Yenemeyecek dedin yani puan ama son dakikalarda gol yedi değil mi? Gol attı pardon. 1-1 berabere bitti bak. Son dakikalarda gol attı. Zaten Arsenal takımı yani son 7 maçını kazanamadı. Oldukça istikrarsız bir görüntü çiziyor. Ben de Southampton'ın aynı zamanda iyi bir grafiği de var. İddialı da bu takım bu sene. Ben buna dayanaraktan hani Arsenal'ın galip gelemeyeceğini söylemiştim. Nitekim ki puanı da aldı ama. Arsenal akşam da yanıltmadı. Kendi sahasında City galiba değil mi? 4-1 mağlup oldu. Kupa maçıydı sanırım o. Lig kupasında mağlup oldu. Zaten İngiliz takımları için önemli olan lig kupası veya federasyon kupası veya Avrupa Ligi maçları değildir. İngiltere Premier Ligi'ni bu maçlardan daha önemli tutuyorlar. Öncelikle her zaman Premier Lig'e veriyorlar. Evet. Peki Ahmet şimdi hazırladığımız 8 maç 7 maç var Premier Lig'den. Bu 7 maçı şimdi sırasıyla değerlendirelim. İlk maçımız Leicester City Manchester United. Ne diyorsun bu maçı kim kazanır? Şimdi çok zor bir mücadele, çok önemli bir mücadele. Ligin ikincisiyle ligin üçüncüsü oynuyorlar. Leicester takımına baktığımız zaman Tottenham'ı deplasmanda 2-0 yendi. Çok zor bir deplasmandı, galip geldi. İçeride 3 tane mağlubiyeti var 7 maçta. Manchester United takımı da deplasmanlarda Old Trafford'dan daha iyi bir takım. 6 maçı var, 6 galibiyeti var deplasmanda. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Son maçta Leeds United 6-2 mağlup ettiler. Bir genç oyuncu McTominay müthiş bir maç çıkarttı. 2 gol attı, 1 asist yaptı. Çok moralli bir takım Manchester United. Leicester'ın da kötü bir takım olmadığını düşünüyorum. Bu maçta ben yenişemeyeceklerini düşünüyorum ve 0 diyorum. 0 olarak yorumluyorsun. Bir de bunları mutlaka vurgulayalım Ahmet. Mesela şimdi yorumlayacağımız maç Sheffield United Everton. Everton'un bu akşam bir kupa maçı var sanırım değil mi? Evet, bir kupa maçı var Everton'un. Manchester United'da oynayacaklar. Ama dediğim gibi ben genç oyunculara da şans vereceğini düşünüyorum Everton takımını. Nitekim Manchester City Arsenal maçında da bunu gördük. City'de birçok genç oyuncu vardı. Hiç oynamayan işte kalecisini oynattı. Sol beki Zinchenko'yu falan da oynattı. Yani İngiliz takımları bunu kupada yapabiliyorlar. Ben ölçü olmayacağını düşünüyorum bugünkü lig kupasının. Yani lig maçı her zaman farklıdır. Peki hafta sonuki Sheffield maçı Everton için ne olur? Sheffield United Everton ikinci maçımız. Şimdi biz Türklerde şöyle bir şey vardır. Her zaman düşenin mazlum olanın yanındayızdır. Nitekim Sheffield United da bu İngiltere Premier Ligi'nin mazlum takımlarından bir tanesi. 14 maçta henüz galibiyet yok. Geçen hafta da büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Brighton deplasmanında maç 0-0 iken 10 kişi kaldılar 40. dakikada. Ama buna rağmen 60. dakikada öne geçtiler ve 87'de yedikleri golle 1-1 beraber kaldılar. Ben de Sheffield United'ın açıkçası galip gelmesini istiyordum. Fakat ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Everton ise son 3 maçını kazanan, son 3 maçta 1 gol yiyen bir takım. Arsenal'daki bir yeniler, moraller. Ben Sheffield'ın Everton'a rakip olamayacağını düşünüyorum ve 2 diyorum. 2 diyorsun. Peki bol gol olabilir mi? Şimdi maçları öyle de değerlendirebiliriz. Bizi tabii, çok formatları var. Skor olarak tabii. Var. 4-5 gol var. Çok baskılı oynayıp işte çok sayıda korner olabileceği yorumları da var. Yani alt üst noktasında bu maç için bir şey diyebilir misin? 2 ve üst diyebilir miyiz bu maça? Ben diyebilirim. 2 ve üst diyebilirim. Zaten notlarımda da o şekilde aldım. Sheffield United takımı 5'li savunmayla oynuyor. Chris Wilder. 5'li savunma yapmasına rağmen inanılmaz açıklar veren bir takım. Hani normalde dersiniz ki 5'li savunma yapan, 5 stoperle oynayan bir takım açık vermez dersiniz ama çok açık veren bir takım yani. Savunmayı da önde kurmaya çalışıyorlar. Ara pası çok yiyen bir takım. Ben Everton'ın çok rahat çözebileceğini düşünüyorum Sheffield United'ı. Evet. 2 ve üst olarak bunu özellikle çembere aldım. Ahmet şimdi 3. maçımıza geçelim. Manchester City Newcastle United'la karşılaşacak hafta sonu. Bu maç için yorumun nedir? Şimdi Manchester City takımı defansif anlamda kendini çok düzeltti. Son 5 maçta 1 tane gol yediler. Pep Guardiola gerçekten bu işe çareyi buldu defans anlamında. Son maçta da Southampton 1-0 yendiler. Newcastle'sa Fulham'la beraber kaldı. 18 puanı var ve 12. sırada Manchester City'nin ben Newcastle'ı yeneceğini düşünüyorum ve karşılıklı gol olmaz seçeneğini de sunuyorum. 1 ve karşılıklı gol olmaz diyorum.
Gol olmaz diyorsun. Karşılıklı gol yok diyoruz buna da. Ben hemen notlarımı... Gol atamayacağını düşünüyorum ben. Gol olmaz. Anladım. Yani Nicholson'ın gol atamayacağını söylüyorsun. Şimdi gelelim bir önemli maç. Arsenal-Chelsea maçı. Şimdi ben bu şu maçı şöyle benzetiyorum. Hani Ankara Gücü için bir yorum yapmıştık. Birisine patlayacak ama çok kötü patlayacak dediğimiz bir maç olmuştu. 4-3 yendik Konya Spor'u. Sanki bu maçta bence Arsenal birisine patlayacak ama kötü patlayacak. Bu maç olabilir mi o maç? Arsenal-Chelsea ne diyorsun? Açıkçası rakip Fulham veya Sheffield United olsaydı sana katılabilirdim Suat abi ama rakip Chelsea zaten son Londra derbisinde West Ham'ı da 3-0 yendiler. Formda bir takım olarak görüyorum ben Chelsea'yi. İddialı da takımlardan bir tanesi Lampard'ın öğrencileri. Tammy Abraham da bu maçta 2 tane gole katkı verdi. Arsenal'a baktığımız zamansa Arsene Wenger gittikten sonra bir türlü randıman bulamamış bir takım. 14 puanı var. 15. sırada düşme hattında görmeye alışık olmadığımız bir takım Arsenal takımı. Son 7 maçında 5 tane de mağlubiyeti var. Oldukça formsuz bir sezon geçiriyorlar. Normalde İngiliz takımları efsane oyuncularına her zaman farklı bir tolerans tanırlar. Mikel Arteta da Arsenal efsanelerinden bir tanesi. Ama ben belki sezon sonunu bile göremeyeceğini düşünüyorum bu şekilde giderse. Bu maçta Chelsea favorim. Chelsea favorim doğrudan. Evet, 5. maçımız İngiltere Süper Lig'de Wolverhampton Tottenham karşılaşması var. Bu maç için yorumun nedir Ahmet? Şimdi ben de yayına Tottenham formamla geldim bugün. Evet. Tottenham şöyle bir özelliği vardır. Tottenham takımı Londra'da yaşayan Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir Tottenham. Ve Türklerin tuttuğu takım olarak geçer Kuzey Londra'da. Ama duygusal düşünerek bu cevabı vermiyorum. Ben Tottenham bugün kazanacağını düşünüyorum. 3 maçtır kazanamıyor Jose Mourinho'nun öğrencileri. 2 maçtır da mağlup oluyorlar. Mutlaka bir reaksiyon göstereceklerdir. Wolverhampton'sa iç sahada 7 maçta 3 galibiyeti var. Ben Tottenham'ın bu karşılaşmayı kazanıp bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Evet. Buna da 2 olarak notlarımızı aldık. Evet. 6. maçımız İngiltere Premier Lig'de Liverpool West Bromwich'le oynayacak. Liverpool burada sürpriz yapar mı? Mağlup olarak veya berabere kalarak. Ben sürprize yer vermeyeceğini düşünüyorum. Zaten son haftalarda iyice ligi ağırlığını koydu. Crystal Palace'ı deplasmanda yendi. Aynı zamanda Tottenham yendi içeride. Mağlup duruma düştüğü maçta. Son maçta Palace'ı 7-0 yendi. Salah, Firmino, Mane oldukça formda isimleri var. West Brom ise geçen hafta takım başına Big Sam'i getirdi. Sam Allardyce'i getirdi. İngilizler için oldukça önemli bir teknik adam. Ve defansif oynatmasıyla ünlü bir teknik adam. Bu maçta Liverpool cezalı. Liverpool'un bir cezası var. Sam Allardyce geldikten sonra ilk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldular. Ben sürprize yer vermeyeceğini düşünüyorum. Liverpool'un galip geleceğini aynı zamanda farklı bile kazanabileceğini düşünüyorum. Yani 1 ve 3 seçeneği hatta 3.5 evet. Gol üstü bunları not olarak alıyorum. 3.5 üstü diye bir yandan evet. Da bunları şey yapıyorum. Önümüzdeki hafta değerlendirmek için. Ve son maçımız İngiltere Premier Lig'de West Ham Brighton karşılaşması var. Bu karşılaşma için ne diyeceksin? West Ham Londra derbisinde Chelsea'ye 3-0 mağlup oldu. Ben iyi buldum. Yani beğendiğim takımlardan bir tanesi West Ham takımı. Forvet hattında çok benim. Haller, Bowen, Fornos gibi önemli ayakları var. Brighton takımı ise son maçta Sheffield United gibi ligin en zayıf takımlarından bir tanesi karşısında ve 10 kişilik rakibi karşısında 86. dakikaya kadar 1-0 geride gitti. Neyse ki sonradan Welbeck girdi de 1 puanı kurtardı. Ben West Ham'dan puan alma şansını görmüyorum Brighton'ın. 1 diyorum. Brighton. Bu maçı da 1 diyoruz. Evet. Evet. Evet, şimdi 2 maç hazırlamışsın Ahmet. Alanya, Malatya, Kayseri, Konya. İstersen bunları Spor Toto'da değerlendirelim. Ama tabii ki. Bugün çok önemli bir karşılaşma var Fenerbahçe açısından, Erol Bulut açısından. Yani güle güle de diyebilirler bugünkü karşılaşma sonrası. Güray Hocam, bugün Fenerbahçe İstanbul Başakşehir'le oynayacak. Çok kritik bir karşılaşma. Ben onunla ilgili kısa bir yorum alabilir miyim? Ne olur bu akşamki maç? Evet, sizin de dediğiniz gibi Erol Bulut'un kader maçı bana göre de. Yani herhangi bir mağlubiyet aldığı takdirde gönderileceğini düşünüyorum. Zaten herhalde kendisine son şansı diye ultimatum evet. Gibi bir şey verilmiş. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var. İşte Ozan Tufan da Covid oldu. Onun evet, daha evet. İşte Valencia, işte Perotti falan onlar zaten eksik. Yalnız biraz önce baktım Başakşehir'de de bayağı eksik var. Yani işte stoperleri, Skrtel, ondan sonra Epuryani onlar da sakatmış herhalde. Pardon. Covid pozitif olan oyuncu varmış. Kim ismi belli değil ama onlarda da eksikler var. Yani Fenerbahçe yani aşırı motive olarak artık bu maçı alması gerekiyor. Ama ben yine de bir beraberlik olabilir diyorum yani. Hani
kazanacağını pek düşünmüyorum yani. İki takımın da eksikleri o bir hayli fazla bu akşam. Yani çünkü Fenerbahçe yani kaç hafta geçti bir türlü yani bir oyun sistemini bir oyunu oturtturamadı yani. Hani bilmiyorum Erol Bulut aslında Alanya'dan yani çok farklı mesela önde basarak yani önde pres yaparak oynuyordu. Mesela dün akşam mesela Galatasaray'ın Göztepe'ye ilk golü attı nasıl attılar? Mesela önde çok iyi baskı pres kaptılar topu dördüncü dakikada attılar. Yani o şekilde evet. Mesela bunu göremiyoruz mesela yani nedense yani tamam belki oyuncu yapıları uymuyor olabilir ama yani bir farklı bir şey görmemiz gerekiyor. Yani hocam, bunu göremiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili geçtiğimiz gün bir yorum yapılmış. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu daha doğrusu bir an önce çözmesi gerektiği nokta şu abi futbolcuların yani takımdan uzaklaşması biraz çok kaptan girdi içeriye. Yani hatta da bir Çin atasözünü de ben paylaştım. Bir gemide kaptan çok olursa o gemi batar diye. Çünkü Fenerbahçe'nin kaptanları çok. Herkes birbirinin işine karışıyor. Erol Bulut'a çok müdahale ediyorlar. Beraber top oynadıkları adam işte teknik direktör. Dışarıdan da işte Emre Belezoğlu, Selçuk Şahin, işte Volkan çok müdahale ettiği şeklinde eleştiriler var. Ya Fenerbahçe bu üçlü arasında bir temizlik yapacak ya da Erol Bulut da gönderip daha böyle onların da üzerinde hüküm sürebilecek tecrübeli bir teknik direktör getirecek. Herhalde bu akşam bunun neticesini hep birlikte göreceğiz. Evet. Öyle söylüyorum. Yani, evet. Buyurun. Fazla uzatmayalım. Yani katılıyorum ben size. Bu akşam göreceğiz Fenerbahçe'yi. Şimdi gelelim Spor Toto. Hızlı bir şekilde vaktimizin de yettiği kadar hemen bu hafta zorlu karşılaşmalar var. Beşiktaş Sivas Spor'la başlayalım. Güray Hocam çok kısa her ikinize de şey yapmak istiyorum yorum yapmanızı istiyorum. Beşiktaş Sivas Spor maçı için ben de buradan notlarımı alıyorum. Beşiktaş Sivas ne olur hocam? Şimdi tabii Beşiktaş kendi sahasında ağır basıyor. Yani Sivas yani son maçı kazandı. Onlar tabii Avrupa Kupası'nın yorgunluğu vardı. Bir de çok eksikleri vardı. Covid olsun yoksun. Yavaş yavaş yani onları gideriyorlar. Yani sürpriz bir sıfır çıkabilir ama öncelikli bir diyorum ben. Bir diyorsunuz. Ahmet ne diyorsun? Ben Sivasspor Konyaspor karşısında seyrettim. Konyaspor karşısında Sivasspor oldukça da beğendim. Ben Beşiktaş'tan bir puan alacaklarını düşünüyorum. Bir puan alabileceklerini düşünüyorsun. Hemen buraya Ahmet sıfır diyorum. Kendime de bir diyorum. Güray Hocam da bir olarak yapıyorum. Bir haftanın maçı var bu hafta. Gerçekten müthiş bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor, Galatasaray. Trabzonspor dün Hatayspor'un apoletlerini söktü. Kendi sahasındaki yenilmezlik unvanını aldı tek golle olsa. Ve bu moralle Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Galatasaray'da eksikler çok. Başta Fatih Terim yok. Ne diyeceksiniz Güray Hocam? Evet, dün izledik iki takımı da. İzledim ben maçlarını. Trabzonspor aslında Hatayspor yani çok gol kaçırdı. Yani hani bence bir kornerden duran toptan işte kafayla gol attı. Yani çok rahat alabileceği yani hatta farklı kazanabileceği maçı kaybetti Hatay. Aslında hiç evet. Kötü oynamadı. Çok iyi oynadı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Galatasaray'ı da izledik. Yani zaten Göztepe'nin kaleci eksikliği de vardı. Yani İrfan Can'ın olmaması da etkili oldu. Ya yani ben bu Trabzonspor toparladı yani. Abdullah Avcı geldikten sonra sanıyorum 6 veya 7 maçtır mağlubiyetleri yok. Yani kendi sahalarında bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum yani. Evet. Bir veriyorum ben bu maçı. Bir veriyorsunuz. Güray Hocam bir verdi. Ahmet sen ne diyorsun? Ben alt seçeneği ve beraber ediyorum. Beraberlik ağırlık. Ben de bu karşılaşmanın beraberlik ağırlıklı olarak biteceğini düşünüyorum. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Başakşehir Kasımpaşa. Tabii Başakşehir'in bu akşam Fenerbahçe ile maçı olduğunu da unutmadan bu maçı yorumlayalım. Güray Hocam Başakşehir Kasımpaşa. Evet, bu maçta tabii neler olacak işte sakatlık olabilir, Allah korusun işte cezalı olabilir vesaire tabii Covid eksikleri vesaire de var. Yani Kasımpaşa'nın durumunu da bilmiyoruz yani onlarda eksikleri ama onlar da iyi durumda. Hı hı. Ama sıfır diyorum ben önce sıfır sonra bir diyorum. Önce sıfır sonra bir Ahmet. Kasımpaşa'da Aytaç Kara sanırım olmayacak Covid'e yakalandı. Ben Başakşehir'in bu maçı alacağını düşünüyorum. Alacağını düşünüyorsun. Ben de aynı görüşteyim. Hemen dördüncü maçımıza gidelim. Göztepe Karagümrük. Karagümrük çok önemli işler yapıyor. Yani evet. Göztepe'de beklenmedik işler yapıyor. Geçen hafta Hatay Spor'a mağlup oldu. Dün akşam Galatasaray'a mağlup oldu. Göztepe'de işleri iyi gitmiyor. Diyeceksin Güray Hocam.
Evet tabii yoğun maç haftaları geldiği için yani her an her sonuçlar olabilir. Yani takımlar yıpranıyor, eksikler veriyorlar. Yani kim var kim yok tam olarak bilemiyoruz. Ama Karagümrük çok iyi durumda tabii. Yani burada ben sıfır veriyorum öncelikle. Sıfır. Öncelikle sıfır veriyorsunuz. Hı-hı. Ve bir ihtimal bulunursa kazanma ihtimali Karagümrük diyorsunuz. Karagümrük tabii, tabii. Evet. Ahmet sen ne diyorsun? Ben de karşılaşmanın berabere biteceğini tahmin ediyorum. Bu maçın berabere biteceğini tahmin ediyorsun. Ben de aynı görüşteyim. Verirsem de ikinci ihtimal ben de Karagümrük'e vereceğim. Evet Gaziantep Alanya Spor maçı için Güray Hocam ne diyeceksiniz? İki önemli yani zevkli geçmesi beklenen bir karşılaşma Alanya Spor. Evet. Yani aslında Gaziantep Fenerbahçe maçını izlediğimizde yani tamam kazandı ama yani aman aman bir futbol oynamadı yani. Hani evet. Dolayısıyla tabii Gaziantep aslında iyi takım, iyi oyuncuları var. Alanya'da kompakt futbol oynayan bir takım yani defansı ve hücumu iyi yapabilen takım. Yani sıfır diyorum ben bu maçı. Sıfır diyorsunuz. Evet dediğim gibi Denizli Spor karşısında Alanya %80 topa sahip olma oranıyla oynadı ama topa sahip olma ne derece olursan ol maçta tabelaya bakıyorsun. Tabelada 1-0 Denizli Spor'un üstünlüğü yazdı. Ahmet sen ne diyorsun maç için? Gaziantep teknik direktörü Şumudika'nın en sevdiği maçlardan bir tanesi. Nitekim Fenerbahçe maçı, Başakşehir maçı hep iddialı takımları da yeniyorlar, zorluyorlar. Ben Antep'in içeride Alanya'yı yeneceğini tahmin ediyorum. Evet, Antep'in Alanya'yı yeneceğini söylüyorsun. Diğer karşılaşmamız Denizli Spor Ankara Gücü. Denizli Spor önce hafta içi Erzurum deplasmanında sanırım bugün oynayacak ya da yarın bir tam şeyim yok ama Ankara Gücü'yle hafta sonu çok önemli bir maça çıkacak. Denizli Spor Ankara Gücü Güray Hocam. Evet, Denizli Spor işte Yalçın Hoca geldi. Yalçın Koşukkabak iyi bir hocadır, beğendiğim bir hocadır, tanıdığım bir hocadır. Zaten ilk izlerini gördük, ilk galibiyeti aldılar. Erzurum'dan da orada da yenileceklerini tahmin etmiyorum. Ben bu maçı alır diyorum Denizlispor. Yani topu alacaktır. Evet. Ahmet sen ne diyorsun? Ben de ilk olarak beraberlik daha sonra alırsa bir kazanan olacaksa Denizli olur diyorum. Denizli olur diyorsun. Ben de aynı görüşteyim. Öncelikle Denizli kazanan olmayacağını düşünüyorum. Beraberlik veriyorum. İkinci ihtimal. Diğer karşılaşmamız Malatya Spor Erzurum Spor. Evet. Tabii ki bugün ve yarın oynanacak maçlar var tabii Erzurum maçı, Malatya falan. Yani bu maçı değerlendirdiğimizde Erzurum işte Hüseyin Cimşir olmadı ikinci hoca olarak onu göndermişler sanıyorum. Hüseyin Hikmet Karaman gelecek veya geldi evet. Deniyordu. Ya ama Malatya bu maçı alır diyorum ben. Evet. Bir. Ahmet sen ne diyeceksin? Ben Malatya'nın önceki hafta içi mesaisinde Alanya'yı mağlup olacağını daha sonra Erzurum yeneceğini tahmin ediyorum. Yeneceğini evet. Çünkü yeni hoca mutlaka etki yapacaktır. Bir başka karşılaşma hafta sonu başkent derbisi 1-1 bitmişti. Gençler Birliği Kayseri Spor. Hocam. Evet. Kayseri aslında işte ben hani Samet Aybaba orada bir şeyler yapacak yani toparlayacak diye düşünüyordum. İşte sonra Antalya maçlarını seyrettim. Hatta iki tane gol attılar sayılmadı. İşte offside veya pardon foul nedeniyle. Kayseri buradan bir sıfır çıkarabilir ve hatta iki bile çıkarabilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii öncelik sıfır ve iki. Evet. Ahmet? Benim görüşümde Kayseri Spor Samat Aybaba geldikten sonra 5 maçta 4 beraberlik aldı. Henüz galibiyet alamadı. Ben Gençler Birliği'ni yeneceğini tahmin ediyorum. Evet. Kayseri Spor şeytanın bacağını kıracağını düşünüyorsun. Diğer karşılaşmamız Konya Spor, Çaykur Rizespor. Güray Hocam. Evet tabii Rize'de eksikler var. Yani Remi de oynayamıyor. İşte defansta da eksikler var. Konya ya onu iniş çıkış grafik çiziyorlar. İşte geçen Sivas'ta kaybettiler kendi sahalarında. Bu sıfır diyorum ben maçı. Sıfır. Yani vaktimiz az. Yani. Evet. Ahmet? Ben Konya'nın alacağını tahmin ediyorum. Konya'nın alacağını. Ben de bu hafta Konya'nın yine kazanacağını yani şeytanın bacağını kıracak ikinci bir takım olacağını düşünüyorum. Türkiye liglerinde Spor Toto'da 10. ve son maçımız Türkiye Ligi için Antalya Spor Hatay. Evet. Aslında Hatay takımı çok iyi. Ben de hani dediğim gibi Trabzon maçını çok beğendim. Zaten 11 yabancı oynadı. Yabancılar çok iyi, yabancıları var. Ama Antalya'da da Ersun Yanal damga vurdu yani. Oraya toparlamaya başladı. Yani izlediğim maçta mesela yani ikinci gol mesela harika bir gol attılar yani organizasyon açısından, bitiriş açısından. Evet. Antalya alır diyorum ben bu maçı. Bir Antalya. Diyorum. Antalya veriyoruz. Ben de Antalya diyorum. Ahmet sen ne diyorsun? Ben de Ersun Yanal'ın dokunuşlarının yavaş yavaş takım üzerinde hakim olmaya başladığını düşünüyorum ve Antalya Spor alır diyorum ben de. Evet.
Toto'da az önce belki yorumladık ama hızlı geçebiliriz. Leicester City, Manchester United. Güle hocam. Ya sıfır diyorum ben. Her ne kadar Leicester kendi sahasında oynasa da Ahmet'in anlattığı gibi United dışarıda da çok iyi ama sıfır diyorum. Sıfır. Ahmet? Ben sıfır demiştim zaten bu karşı. Sıfır demiştim. Evet, yorumlamıştım bu maçı. Hemen geçelim. Arsenal-Chelsea maçı Güle hocam. Evet, iki diyorum ben. Chelsea olur. Ahmet sen de yorumlamıştın zaten bu maçı. İki diyorum. Evet. Ben de size uyuyorum çoğunluğa. Manchester City Newcastle United maçını da Ahmet sen yorumladın bir demiştin. Güray hocam siz de bir diyorsunuz. Evet bir diyorum ben de. Evet buna da bir olarak geçiyoruz. Liverpool West Bromwich tartışmasız Liverpool diyoruz herhalde değil mi? Üçümüz evet, de mutabık. Evet. Olmaz. Evet bir. Evet. Üçümüz de bir diyoruz ve Tottenham maçı Wolverhampton Tottenham karşılaşmasında da Ahmet bugün Tottenham formasıyla geldi. İki olarak biz Ahmet için iki verelim. Evet Ahmet'i katılıyoruz. Ahmet'i destekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Destekliyoruz burada. Tabii burada Ahmet'in bir özelliği var sevgili seyircilerimiz. İngiltere ligleri çok yakından takip ediyor ve İngiltere'de çok sayıda forması da var değil mi Ahmet? Birçok takımın forması sana hediye olarak geliyor. Evet. İngiltere yaşayan birçok İngiliz arkadaşım var. Sağ olsun Türkiye'ye gelirken birçok atkı ve forma getiriyorlar. Tamam. Haftaya bir başka formayla görelim seni o zaman. Tabii ki hazırda. Tamam. Peki. Evet, Güray hocam, vaktimiz bu kadar. Hızlı bir şekilde geçtik. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bakalım yarın verdiğiniz tahminleri, tabii ben hepsini not aldım. Yarın kontrol edeceğiz, haftaya da değerlendireceğiz. Ahmet sana da çok teşekkür ediyorum. Maçlarımızı haftaya değerlendirmek üzere mutlaka analizini yapalım maçlarımızın, oynadığımız maçların. Haftaya inşallah birlikte oluruz hocam. Ahmet inşallah. Çok teşekkürler. İyi günler. Çok sağ olun. Evet, Ege TV izleyicileri bir kim kazanırın daha sonuna geldik. Futbol dolu, bol gollü maçlar olsun. Ama bu arada da bu pandemi döneminde de lütfen evinizden çıkmayın. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Bir an önce biz tribünlere gitmek istiyoruz. O tribünlere gitmemiz için bu mikrobu hep birlikte kurallara uyarak aşmamız gerekiyor. Bunu da uyarmadan geçmeyeyim dedim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.